Her nefis ölümü tadacaktır. Ayetinden anlaşılacağı gibi görüp görmediğiniz pek çok canlının sonu olacaktır. Kıyamet günü geldiğinde ise yaşadığımız bu evre bile sonsuza dek yok olacaktır. Peki Allah'a imandan sonra ikinci sırada yer alan meleklere ne olacağını hiç düşündünüz mü? Gelin bu videoda bunun cevabına hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Mahlukat içerisinde insanın görebildiği varlıklar olduğu gibi göremediği varlıklar da mevcuttur. Günlük hayatımızda tesirini gördüğümüz halde kendisini göremediğimiz varlıkları bilmeyen yoktur. İşte ilahi kitapların ve peygamberlerin haber verdiği melekler ve cinler de insanlar tarafından görülemeyen varlıklardır. Ancak Cenab-ı Hak onları istediği kimselere gösterebilir. Şeytan dışında melekler Allah tarafından insandan önce yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri olmayan, Allah'a itaatten ayrılmayan latif ve nurani varlıklardır. Allah hiç isyan etmez, ne emrederse aynen yerine getirirler. Yeme, içme, uyuma, yorulma, bıkma gibi insani hallerden uzaktırlar. Hayvani arzuları ve nefsani istekleri yoktur. Şehvet hissine sahip değillerdir. Hata ve günah işlemezler. Son derece güçlü, kuvvetli olup süratli hareket edebilmektedirler. Allah'ın emir ve izniyle muhtelif şekillere girebilirler. Gaybı ve bilgisi sadece Allah'a ait olan konuları bilemezler. Onlar Allah'ın talim ettiği hususları öğrettiği kadarıyla bilebilirler. Meleklerin en çok hoşlandığı şeyler ise güzel kokular, güzel söz, Kur'an dinlemekten, ilimle uğraşılan yerlerde bulunmaktan hoşlanırlar. Peygamber evimizde melekler hakkında çıplaklıktan sakınınız, yanınızda sizden hiç ayrılmayan melekler vardır. Bunlar sadece ihtiyaç giderirken ve kişi eşine yaklaştığı anda ayrılırlar. Onlardan hay ediniz ve onlara iyi davranınız der. Melek deyince akla gelen ilk dört melek vardır. 1 numara, Cebrail Allah ile peygamberleri arasında elçilik yapar. 2 numara, Mikail tabiat hadiselerini idare eder. 3 numara, İsrafil Cenab-ı Hak emrettiği zaman sura üfürür. 1. üfürüşte kıyamet kopar. 2. üfürüşte ise bütün ölüler dünyada yaptıklarının hesabını Allah'a vermek üzere yeniden diriltilir. 4 numara, ölüm meleği Azrail ise canların ruhunu alır. Kıyametten sonra bütün canlılar öldükten sonra sıra meleklere gelecektir. Her bir varlığın kıyamet vaktinde ölmesi, o varlıkta vazifesi olan meleğin görevini bırakması anlamına gelir. Kıyametle bütün meleklerin görevleri bitmesinden dolayı artık ölüm sırası onlara gelmiş sayılır ve kıyamet vaktinde vazifesi biten bütün melekler sırasıyla ölür. Ancak dört büyük melek hariç. Allah Azrail'i yanına çağıracak ve "Ey Azrail, yaratılanlar arasında kim hayatta kaldı?" diye soracak. Azrail bunun üzerine insanların öldüğünü, cinlerin öldüğünü, meleklerin öldüğünü, insanların öldüğünü, yerde ve gökte yaşayan ne varsa öldüğünü söyleyecektir. Allah tekrar soracak, "Ey Azrail, yarattıklarım arasında kimler hayatta kaldı?" Azrail cevap verecek, "Cebrail, Mikail, İsrafil ve karşında duran kulun dışında kimse kalmadı." Allah emredecek, "Cebrail'in ruhunu kabzet, ey ölüm meleği." Bunun üzerine Azrail, Cebrail'in ruhunu kabzedecek ve Allah'ın huzuruna çıkacak. Allah ona Mikail ve İsrafil'in de ruhunu kabzetmesini söyleyecek. Azrail bu emri de yerine getirdiğinde Allah'ın karşısına çıkacak. Allah ona tekrar soracak, "Ey Azrail, yarattıklarım arasında kimler hayatta kaldı?" Azrail sadece kendisinin kaldığını belirtecek ve Allah Azrail'e şu emri verecek, "Öl, ey ölüm meleği." Azrail ölümü tadarken Allah son sözünü diyecek, "Ey azamet ve izzet sahibi Rabbim, eğer ölüm sarhoşluğunun bu kadar can yakıcı olduğunu bilseydim, senden kullarının ruhlarını kabzettiğim için af dilerdim." der ve Azrail de ölür. Azrail en son kendi ruhunu kabzederken bir çığlık atar ki narasının sadası gökleri geçip yerlere gider. Buradan da anlaşıldığı gibi öyle bir gün vardır ki Allah'ın can almakla mükellef kıldığı Azrail dahi canını Allah'a teslim edecek. Bu yaşananlar gösteriyor ki gelecek olan ölüm basit bir şekilde yaşanmayacak. Videonun sonuna geldik. Videonun daha çok kişiye ulaşması için paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.